Ben televizyonculuğa böyle tornavida sıkarak başlarsın ya, tam öyle başlamış evet. biriyim. Bu dönemde televizyon dünyasının sınıfta kaldığına katılmıyorum. Yani şöyle bir durum oluştu. Birbirinden değerli kanallarımız var. Ülkemizde yıllardır bizi eğlendiren, bizi ekrana kilitleyen kanallarımız var. Benim halen de seyrettiğim kanallarımız var, diziler var. Dizi sektörümüz, televizyonculuğumuz dizi sektörüne çok dayandığı için aslında dizilerdeki prodüksiyonların durması kanalları çaresiz bıraktı. Yani bu çok istisnai bir durum. Hani evet. 10 yılda mı dersin, 20 yılda mı bir dersin, olabilecek bir durum yaşanıyor şu anda. O açıdan televizyonculuk kesinlikle sınıfta kalmadı. Abi biz bu konuda şanslıyız, evet. Hani reytinglerde birinci oluyoruz, evet, ama unutma her akşam 5-6 dizi vardı. Evet. Biz normal şartlarda haftada 3 gün birinci oluyorduk. Şimdi 7 gün birinci oluyoruz. Normalde hani haftanın 4 günü ikinci olduğumuz da oluyor, üçüncü olduğumuz da oluyor. Rating olayı nasıl biliyor musun Mehmet? Futbol gibi değil yani. Biri şampiyon oluyor, öbürü de UEFA'ya gitmiyor. Rating yapsın diye mi iş yapıyorsun? Yoksa yaptığın iş mi rating yapıyor? Güzel bir soru bu. Ben iyi bir şey yapmak için açıkçası konsantre oluyorum. Yaptığım işin de rating alması aşırı mutlu ediyor bizi. Yani rating alacak güzel işler yapmak amacım. Aslında diyebiliriz. Yani ikisini de harmanlıyorsun. Sadece matematiksel bir yaklaşımda bulunmuyorsun. Aynı zamanda istediğin ve sevdiğin işi de yapıyorsun orada. Bir kere o şimdi iki tarafta çok net. Palmiyeler devriliyor arkadaşlar. Aman dikkat. Neyse. Ben sevmediğim hiçbir şey yapmam. Bir kere bunu bir yere koy. Yani zevk almadığım işi de yapmam. Sunmam. İçinde olmam. Bütün felsefem bu. Bütün yaptığım projeleri bizzat yaşıyorum. Aynı heyecanı seyirciler gibi ben de orada yaşıyorum. Genel baktığım zaman aslında bunun karşılığında da Türk insanıyla aynı şeylerden hoşlandığımı düşünüyorum. Ve o yüzden de reyting yaptığımı düşünüyorum. Yani benim sevdiğimi Türk insanı da seviyor. O yüzden de reyting yapıyor. Fenerbahçe senin için ne ifade ediyor Acun? Fenerbahçe yani çocukluk aşkım diyebiliriz aslında. Yani bu konuda görüşüm de şu. Hayatımda böyle önemli mutluluklarımı düşündüğüm zaman geçmişe dönüp bunların içinde böyle bariz derece Fenerbahçe ağırlığı görüyor. Hani nerelerde böyle çok mutlu olmuştum diye düşündüğüm zaman düşünüyorum ya o maç, bu maç, şu maç, o şampiyonluk böyle hep böyle bir başarılar var ve oralarda aşırı mutlu olmuşum. Demek ki nasıl Türk halkı benimle bütünleştiyse ben de herhalde Fenerbahçe ile bu konuda bütünleşmişim. Yani ciddi derecede üzerimde bir etkisi var demek ki. Benim için tabii ki çok özel bir takım. Hani her zaman da Fenerbahçe ile ilgili her şeyde buradayım. Ama tabii şunun altını bir kez daha çizmem lazım. Ben futbolu bizi birbirine birleştiren bir unsur olarak görüyorum. Evet. Maalesef ülkemizde bunu birbirimize ayıran bir unsur olarak gösteriliyor ve gündeme geliyor. Bu konuda üzgünüm. Yani biz futbolu ne bileyim abi kardeş dost gibi konuşarak böyle bunun eğlencesini çıkarmamız lazım. O zaman güzel oluyor.